Skorer TV'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyenler hepinize mutlu, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Efendim Trabzonspor'u konuşmak üzere Aksal bizlerle birlikte. Hoş geldin Aksal Nasılsın? Çok şükür. İyi sen, gözüküyorsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Epey zamanla görüşemedik. Evet. Epey bir zamandır görüşemedik. O oldu, bu oldu derken sonunda kavuştuk. Ama tabii biz seninle birkaç gün öncesinde Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve... Teknik Direktör Abdullah Avcının İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında bir araya geldik. Şimdi biz bir basın toplantısıyla başlayalım çünkü Ertuğrul Başkan çok önemli noktalara değindi açıkçası. Buradaki en önemli noktalardan birisi de ben Trabzonspor borcunu kapatmak istiyorum dedi. Şimdi aslında bizim spor camiası olarak çok mümkün görmediğimiz kulüpler için diyorum çok böyle mümkün görmedi çünkü çok biliyorsun çok fazla borç var İşte nasıl kapatacak bu borçlar falan diye aramızda konuştuğumuz bir konu. Ben hem basın toplantısının bir özetini rica edeyim senden hem de bu konuyla ilgili de bilgilerini alalım. Sen bana soruyu sormadan aslında o basın toplantısıyla ilgili senin görüşlerini merak ettim. Ne gördün orada? Vallahi şimdi tabii İstanbul'da ki, İstanbul'da düzenlendiği için ben çok mutlu oldum. Çünkü biliyorsun bizim imkanımız olmuyor Trabzon'a gitmeye ve hocayla ya da başkanla e, herhangi bir fikir alışverişinde bulunmaya. Hem onun için çok sevindim hem de bu açıkçası bu yıl iki, ikincisiydi bu. Bir aha bu yıl, yıl baş ikincisiydi. Başladım. İlk Ertuğrul başkan Doğru. geldiği zaman düzenlemişti bir keresinde evet. de. Şimdi e, şunu gördüm ben özellikle. Çok planlı devam ediyor Trabzonspor. Güzel. Planlı, programlı. Ee, hani böyle savurgan değil. Normal oturuyorlar, planlıyorlar. Bunu böyle yaparsak bu böyle olur. Şunu şöyle yaparsak emin adımlarla ilerliyor önümüzdeki yıllar için diyebilirim. Evet. Yani benim e, izlenimim buydu. Önce tarihten bahsedeyim. O tarih niye seçildi? O Trabzonspor'un şampiyon oluşunun yıl dönümüydü. Hı hı, evet. O bir. İkincisi Sayın Başkan bana göre Trabzonspor'un en büyük gücü olan birlikteliği ön planda tuttu. Satır arasında şunu söyleyeyim. Ben kimsinden para istemiyorum ama hı hı. manevi olarak desteğe ihtiyacım vardı. Bu çok önemliydi. Evet. İkincisi bana göre müthiş projeleri var başkanım. Bunları ikili sohbetlerimizde de konuştuk. Benden detay istemem nasıl ki transferlerde isim vermiyorsam, Oho, onları abi. kulüp açıkladığında duyacaksınız. Hı hı. Bir Trabzonsporlu olarak, beni mutlu eden projeler. Bunlar açıklandığında ekonomik olarak Trabzonspor çok rahatlayacak. Ki müthiş bir e, olaydır bu. Müthiş bir iştir. Hı hı. Bununla Trabzonspor'un <laughs> yükünü bayağı bir azaltacaklar. Zaten Sayın başkanın da amacı şu yönetimiyle birlikte Trabzonspor'un borcunu sürdürebilir hale getirmek hı hı. hem de şampiyonluk yolunda devam etmek gördüğüm tablo şudur Trabzonspor başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve ekibi bu borcu bitirerek tarih geçmek istiyor hı hı. çok önemli bir iş olur bu kesinlikle hı hı. Bu çok önemli bir konu. Aslında şampiyonluk kadar önemli, kıymetli. Bunu başarabilirlerse müthiş işe imza atarlar. Ben atacaklarına inanıyorum. O senin de söylemiş olduğun projelerde evet. e, bunların çok büyük evet. destekçisi olacak. Yani bu maddi olarak diyorum. Evet. Ne zaman açıklanır bu projeler? Şimdi biz merak ederiz o merak sende kalsın. <laughs> Biliyorum da sorayım dedim söyleyecek ee, mi diye mi söylemiyorum. <laughs> ama şu var. E, yakın zamanda diyebiliriz değil mi? Çok yakın olmasa da yakın. İlk acayasını duyarsın. Hı hı. Benden duymayın da. <laughs> Projelerin bir tanesi şu İstanbul'da bir Trabzonspor tesisi kurmak. O da çok güzel. bu, bu evet bu çok güzel biliyorsunuz İstanbul'da ve <laughs> bu bölgede çok Karadeniz'de var, çok Trabzonsporlu var. Hı <laughs> yani malum kulübünde e, altyapılarla ilgili son bir yıl içerisinde hakikaten mükemmel çalışmaları var. O yetenekli çocukları arayıp tarayıp buluyorlar. Ama o yaşta, genç yaşta, 8, 10, 11, 12 yaşındaki çocukları ailelerini koparmak şey değil, kolay değil. Aileler için de zor, çocuklar için de zor. Ama İstanbul'da böyle bir tesis yaptıklarında o çocukları burada eğitebilirler. O da çok güzel. Tabii. Çok önemli. Ben Ertuğrul Başkan'ı keyifli gördüm. Hı hı. Abdullah Hoca'yı keyifli gördüm. Evet. Nergis size şunu da söyleyeyim. Az bunu beni tanısın. Beş yıldır seninle yayın yaparız. Zaman zaman program yaparız. Böyle en sonunda söyleyeceğini baştan söyleyen bir kişi olduğumu herhalde kanat getirmişsindir. Öyle kimseye de şeyim olmaz yani. Eyvallahım olmadığını da tahmin hı hı. ediyorsun. Ki buna da şahit olmuşsundur. Ertuğrul Doğan Trabzonspor için bir şanstır. Abdullah Hoca için de şanstır. Hı hı. Yani oradaki basın toplantısında hoca ve başkanın et ve tırnak birliklerine şahit oldun mu? Evet. O çok önemli bir şey zaten. Bazı Trabzonspor <laughs> dostlar e, hocayı eleştiriyorlar ama Nergis <laughs> sezon boyunca ya, sizinle yaptığınız programlarda hep şunu söyledim. Bu kadronun ligi bitireceği en iyi yer üçüncülük olur. <laughs> Diğer taraftan Türkiye Ziraat Kupası değil mi? Tabii. Allah bin bereket versin deyip şükre Kolay değil bu ha. Ve bazı Trabzonsporlu dostlar Trabzonspor'un oynadığı futbolu beğenmiyorlar ama hı hı. bugün Avrupa futbolunu alıp değerlendirdiğimizde masaya yatırdığımızda gıpta ediyoruz. Bakıyoruz. Hedesleniyoruz. Oralara gelmek için ve futbol aklımızın çok güçlü olması için aradan mutlaka birkaç sene geçmesi lazım. Diyeceğim şey şudur ki, Trabzonsporlar o anlamda sabır göstermeleri gerekir. Biz bu yayınları bu yüzden yapıyoruz. Yani radyolarda ve televizyonlarda bunu detaylı şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Hı hı. Kısa sürede olacak olan işler değildir. Değil Hatırlayın, size iki yıl önce şunu söyledim. Şampiyon olunduğu sezon burada. Erdem orada, ben burada, sen oradasın. Size dedim ki bu kadro planlaması hiç hoşuma gitmiyor. Hı hı. Canlı yayındı. Tepki almıştım değil mi? Sosyal medya, evet, Aksa Beyavuz evet. niye böyle diyor. Ve şimdi de şunu söylüyorum. Önümüzdeki yıldan başlayarak devam eden yıllar Trabzonspor'un yılı olacak. Hı hı. Hem projeler hem transferler Kesinlikle. hem altyapıyla da ilgili çünkü... Ertuğrul Bey'in e, o gün bahsettiği, ya yani özellikle altyapıyla da çok ilgilendiğini bahsetti tabii. O yüzden diyorum ki bir e, hanımefendi nasıl bir kaneviçe yapar ya, Hı -hı. o şekilde işliyorlar. Burada şu detayı da sizle paylaşayım. Transfer dönemi. Şeyde, Ocak ayında değil mi? Transfer Hı -hı. dönemi vardı. Mesela orada herkes şunu bekliyordu, Trabzonspor transfer yaptı, yapıyor diye. Orada yönetim ne yapıyor biliyor musun? Yine sizin yayınlarınızı anlattım. Başkan, hoca ve yönetim. Transferin son gününde iki tane futbolcu almıyordu. Anlaşıldı. Başkan uçağı bekliyor. Yani Ertuğrul Başkan dese ki, hadi kalk, gidip o futbolcuyu alacak. Verilen parayı da size söyleyeyim, 10 milyon euro. Hı hı. Ama şunu hesapladılar. Kulübümüzün borcu çok. Biz iki transferi yaparsak bu ligde kaçın sırada bitiririz? Hoca ile de konuştular. Hoca üç bitiririm dedim. Kupayı alabilirim dedi. Hı hı. Ve karar şu. Biz enerjimizi Temmuz ayına saklıyoruz. Yani transfer döneminde ki o devre arası alınacak oyuncularla söz kesildi o tarihte. Hatta 4-5 tanesiyle. Onların yavaş yavaş isimleri şu anda çıkıyor. Burada bizim baz alacağımız nokta şurası. Nokta transferlerin yapılması gerekir. İşte daha önce anlamlar montaj transferleri Dört tane, beş tane, üç tane alıyorsunuz aynı mevkii. Orada bir yığılma oluyor. Ha, hocam dağın teslim edeyim. O konuyu biraz açayım. Bazı mevkilerde eksiklik var. Olabilir. Afrika kupalarına giden oyuncularınız var. Hı hı. Onlar gittiler. Ömür ve Bakasete ayrıldı. Hocam nasıl duracaksın ayakta ya? Orada işte o, hatırla o dönem dört tane beş tane arka arkaya mağlubiyet aldılar beraberlikler sallanıyordu değil mi? Tabii. Orada yönetim de çok şey durdu, dik durdu. Hoca da asla panik yapmadı. Evet evet. Hoca soğuk kalmaz zaten. Ben gelecek yıllara dair çok olurum. İnşallah. Özel muhabbetlerde de önümüzdeki yılın röntgenini çekelim. Trabzonspor kimle şampiyon olur onu da anlatırım sana. <laughs> peki. Peki. Çok uzun mu özet geçtim? Yok, estağfurullah. Hı -hı. Şimdi e, tabi tabii basın toplantısını böyle detaylandırmış olduk. Ee, şöyle bakın, Draguş ne oldu? İyi topçu değil mi? İyi topçu. Alındı benim bildiğim. Nasıl bilmiyorsun? Yani sen maşallah cin gibisin. Her yerden haberiniz var. <laughs> e ben biliyorum. Sen söyle istedim. Ama Draguş bir forvet geliyor. Değil mi? Evet. <laughs> Hadi geçen hafta <laughs> radyo bak, çalışayım. radyo golde söyledim. Radyo golde söyledim. Arkadaşlar yine soruyu sordular bana Dragoş'la ilgili. Ee, o bölgeyi anlayacak oyuncuyu Draguş'la kıyaslama yapıyorum. Bir dakika. Hangi bölgeye? Forvet'e. Ha tamam. Kıyaslama yapıyorsun Dragoş'la. tam daha mı iyi? Evet. Kıyaslayınca. İyi bir forvet geliyor o zaman. Onları da sen Ondur çözemem ki öyle ben. Şey, Drabuş'tan iyi. Kadronun %70'i değişecek. Tamam, peki anlaşıldı mı? Onu söyle bana. Yüzde %90. Tamam. Ama orada şunu da söyleyeyim size, yanıltmayayım sizi. Aha. Onu açıyla e, şeye bağlı, bağlı. Şimdi onu Şimdi onu söyleyecektim. <laughs> Bir dakika. Şimdi eğer böyleyse o zaman onu açı gidiyor demektir. İcat çıkarmam. <laughs> icat çıkarmıyorum, haber soruyorum. Bak. Şimdi kardeşim. Bak. Göztepe ile şeyi çıktı Onuğaç'ın. Göztepe, e, Göztepe çıktı. istiyor diye. Hayır Beşiktaş'la taşla ilgili de yazıldı. Aa bak onu duymamıştım. Hayır okuyorsunuz sağda solda. Onu da duymamıştım dur bakalım. Ha. Burada bence önemli olan oyuncunun fikridir. Onuğaç Trabzon'dan mutlu. Sen hemen şöyle bir şey diyeceksin sen Trabzon'dan mutlu olan oyuncular gidiyor dedin değil mi? Diyeceksin bana. <laughs> Aksal abi demiyorum tamam. Hayır. Bak böyle bir şeyi söyleyebilirsin ama Trabzonspor'dan mutlu olup ayrılan oyuncularla hiç konuştun mu? Düşünüyorum şöyle bir. Konuşsam kim mutluyum der diye. Bir Siyopis mutludur herhalde. Acaba? Yani şu an hani ama o da arıyordur Trabzonspor. Ben, ben, ben sana söyleyeyim. Bak bak Nergis ben sana söyleyeyim. Trabzonspor'dan giden futbolcuların çoğu geri gelmek istiyorlar. Doğrudur. Burada oyuncunun, oyuncunun hesabını gidabını yaptığı şey şudur. Muhasebe. Şöyle düşününler. Önümüzdeki yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor der. Evet. Onu hesap ederek yılın planlamasını yapar. Ama basın toplantısında şöyle Sayın Ertuğrul Doğan'a bir soru sorulduğunda şöyle bir cevap verdi. Hiç kimse vazgeçilmez değildir diye. E tabi. Diyeceğim şey şudur ki çok oyuncu ismi yazılıyor, çiziliyor, okuyorsunuz hı hı. ama gerçek olan bir şey varsa bu da transfer döneminde yapılan işlerdir. E, yerli konusunu sormak istiyorum ben sana. Bir de şimdi tamam hadi drag Yerli değil forvet anladığım kadarıyla Aynen, ötekisi. Yabancı, yabancı. Tamam. Yerli konusunu biraz sana sorayım. Yerli oyuncularla ilgili e, biraz girişimler falan var mı? Onları onlar Ya aslında aslında şöyle bir şey var. Ee, bana sorarsan futbol bilgime dayanarak gelişimi açık genç yerlilerle beraber harmanlama yapabilirsiniz. Ama hı hı. maalesef bu Trabzonspor'da bunu yapmak kolay değil. Çünkü şampiyonluğu oynayan bir takımda... Örnek vereyim ben sana. Mesela Arif Boşluk, Solbek değil mi? Hı hı. Geçen hafta Eren'in yerinde oynadı. Mesela maç yazımızdan sonra... Bize mail atan veya telefon açan Trabzonsporlu dostlar şunu söylüyor: Aksal Bey, sen... Arif'i çok beğendin, söyledin. Hı hı. İşte o bölgeden Trabzonspor iki tane gol Yani Aslında... Ee, Mönchengladır'ın olduğu yerden yapılan bir orta var arkada. Hı -hı. Arif oyuncuyu boş bıraktı ama... Trabzonspor ilk yarı iyi değildi. Hiçbir tanesi iyi değildi. Yani. Ama ikinci yarıya baktığınız zaman... Ben mesela... Eren'le ilgili şöyle bir şey yapayım. Arif kıyaslaması yapayım. Eren... Belki 20 tane maçta... Bir tane ortası yoktu. Ama Arif'e baktığımda... Genç oyuncu... Gelişimi açık. İkinci devre iyiydi. Evet. Tabii bu yerli oyuncu dediğimiz zaman aslında bu Trabzonspor'un altyapısında var. Veya liglerimizde var. Fakat Trabzonspor altyapısında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi şu. Bunu söyleye söyleye artık şey oldu ya. Yani hani ağzında tüy bitti ya. Yetenekleri olan çocukların yetenekleri olan hocalara teslim etmiyoruz. Hı hı. Öyle. Ya bununla ilgili belki ben sizinle beş tane yayın yapalım, program yapalım, bitiremeyiz. Öyle. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir süreçtir. Siz iyi bir takım kurdunuz. Şampiyonluğu oynuyorsunuz. Ama bu gençlikle birlikte bu işi yürütebilmeniz için en az 2 üstüne geçmesi lazım. Tabii onun başka bir proje yani zaten. Bunu da ne oluyor? <laughs> anlatmak o kadar kolay değil. Bak ya ekranlarda, televizyonlarda daha doğrusu spor programlarını izliyorsun. İnsanlara hep duymak istediklerini söylediğimiz için hoşuna gidiyor. Bir de gerçekleri anlatmak lazım. Tabii. Peki şimdi Aksal abi son olarak sana şeyi sormak istiyorum. Birlikte bu hafta Samsun deplasmanına gidecek. Trabzonspor ancak tabii önümüzdeki haftada önemli bir kupa karşılaşması var Hı -hı. biliyorsun. E, çünkü artık sonuna doğru gelmeye başladık e, Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şimdi biz m, Samsun Spor'a karşı bir rotasyon görür müyüz yoksa hani kupaya sanırım biraz daha tabii ki önem veriliyor şu anda değil mi? Samsun Spor maçında bir rotasyon göremezsiniz. Hı -hı. Sizi rotosun yapmaya zorlayacak bir neden yok? Hı hı. Ben şimdi e, şöyle düşünüyorum Trabzonspor'un finalde rakibi kim olacak? Oraya bakıyorum. Evet. Sence kim olur? Bence Beşiktaş olur. Çünkü Ankara Gücünün son iki maçına baktığımda ve Be Beşiktaş'ı da. Fenerbahçe karşısında... bana göre sezonun en iyi oyunu oynadım. Hadi iddiaya girelim seninle. Ben de Ankara ben, gücü ben diyorum. Ben futbolda iddiaya girmiyorum. Ay girelim gel ya. ya. Forma alırız birbirimize. Ee, Forma alırız birbirimize. Sana formalar feda olsun. Ay teşekkür ederim. Ee, ay, şöyle, oldu, oldu. şöyle bir şey var. <laughs> Bakın... size... sezonun üçüncü veya dördüncü haftasında... Trabzonspor'la Beşiktaş'ın kaderinin birbirine benzer olduğunu söylüyorsun. Evet söylemiştim. Futbolda hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatta olduğu gibi. Evet. Vallahi enteresan bir şey olur biliyor musun? Enteresan bir final olur. Çünkü hani dedin ya ben onları e, birbirine benzetmiştim kader evet. olarak diye. Enteresan bir ve hikayesi olur son, maçın. Son iki Ankara gücü Aha. kupa maçı Beşiktaş'ta oynadığı kupa maçı ve ligde oynadığı maçı seyrettim. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe karşısındaki oyunu seyrettim. Yani kısa bir analiz. Hı hı. Kısa bir gözlemle bu yorumu yapıyorum. Ama genel hatlarıyla bakıldığında Beşiktaş da Trabzonspor gibi kupayı çok istiyor. Tabii. Ha diyeceksin ki Fatih Karagümrük maçı istemiyor mu? Tabii onlar da istiyor. Hayır. Tabii onlar ister ama bu şeyle alakalı. Güçlü, Güçle alakalıdır bu. O kadroyla alakalıdır bu. O yüzden Fatih Karagümrük ligde rahat değil. Onun da şeyi var. Onun sıkıntısı da var. sıkıntısı var. E bir de maç açık kanalda olmasına rağmen Trabzonsporlar da o tribünleri doldur. Tabii. Bu şart zaten. E Beşiktaş-Ankara gücü maçına gelince büyük bir sürpriz, sürpriz olmazsa Beşiktaş'la Trabzonspor final oynarlar. Tam iddiaya girdik sayıyorum. <laughs> forma alacağız birbirimize mi? Ben var? sana forma alayım sorun yok. Ki... Sağ olsun başkan verdi geçen gün. Hepimize bütün basın mensuplarına siz, tabii ki. Siz çok aldınız için bize kalmadı. Aa ben bir tane aldım. Çok alanları da biliyorum ama. <laughs> Şimdi ifşa etmeyeceğim. 3-4 tane alan da var gördüm. <laughs> ben bir tane aldım. Beyaz forma çok güzel şey işte Trabzon buraya geldiği zaman Trabzonspor Spor'u imzalatacağım inşallah tamam Tabii. teşekkür ben de, ediyorum ben de e, formayı aldığımda Beşiktaş formasını evimin en güzel yerinde saklayacağım tamam ben de sana imzalı açı şey yapacağım evde sana benim için imza okulu şey değil olsun yine hatıra bak, bak insanlar imzalı forma diyorlar ama aslında o formanın en güzel yanı neresi biliyor musun? Arma Tabii yeter. Ki. Bütün imzalara bedeldir. Zira futbolcular kulüplerden gelip geçerler ama arma bakidir. Aynen öyle. Güzel bir cümle de... Bu konuda da seni aydınlattım. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel cümleyle de noktalayalım yayınımızı. Çok teşekkür ediyorum Şunu sana. Şunu söyleyeyim son olarak. Buyur. Ee, Trabzonspor iki yıl evvel şampiyon olduktan sonra bana bir programda şöyle bir soru sordum Seni kutlamalarda görmedim diye. Bu da kayıtlara geçsin. Hı benim en büyük kutlamam Trabzonspor'un bundan sonraki şampiyonluğunda olacak. Oo. Hani sen bana zaman zaman diyordun ya Aksal abi sesin güzel şarkı söyle diye. O zaman da sana bir sürpriz yapacağım. Burada bu koltukta <laughs> aa bak sırf bunu görmek için seni yerim. ben bir şampiyonluk isterim ya. Yani. Ve bundan <laughs> önceki şampiyonlukları da o zaman sizlerle tanışmıyordum. Yine sezon önceleri böyle iddialı konuşmuştum. Tabii sonra olay netleşince herkes görünen köye yorum yapabilir. Özetin özeti, ez cümle. Ben Trabzonsporların önümüzdeki yıl çok keyifli bir sezon geçireceklerini. Ama araya şunu da sıkıştırayım. Kalp, şeker, tansiyonlarına baktırsınlar. <laughs> aman aman. Öyle bir sezon olacak. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Bak, ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ olun güzel bir program oldu yine. Efendim noktalıyoruz yayınımızı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.